Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine değişik bir asma yaprağı saklama koşulunu anlatacağım. Yine öncelikle bahçemizden toplamış olduğumuz yaprakları şu şekilde yine boyutlarına göre desteliyoruz. Yapraklarımızı her zamanki gibi taze, uç yapraklardan toplamaya özen gösteriyoruz. Yapraklarımızın tamamını desteledikten sonra bir suda haşlayıp buzdolabı poşetine koyup difrizimize muhafaza ediyoruz. Sizlere kanalımda diğer videolarımda da anlattığım gibi susuz, tuzsuz yaprak basımı nasıl yapılır, aynı zamanda salamura yaprak nasıl saklanır ve aynı şekilde yine kuru olarak buzdolabında nasıl saklanır videolarımı paylaştım. Bunları da açıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Yapraklarımızı kaynatmış olduğumuz tencerede önlü arkalı rengi soluncaya kadar sıcak suya daldırıp çıkarıyoruz. Ocağın altını hiç kapatmıyoruz. Bu şekilde tüm yapraklarımızın rengi soluncaya kadar suyun içerisine daldırıp çıkarıyoruz. Yaklaşık 10 saniye kadar daldırmanız yeterli. Daha fazla haşlamayın. Yapraklarınız çok fazla haşlanırsa incelir, pişirme esnasında ve sararken zorluk çekebilirsiniz. Haşlamış olduğumuz yaprakları bu şekilde suyunu sıkıyoruz, fazla suyunu arlıyoruz. Gördüğünüz gibi destelerimiz hiç birbirinden ayrılmadı. Sadece suyunu sıkıp kenara alıyoruz. Bu şekilde üst üste dizerek buzdolabı poşetimize koyuyoruz. Ben yapraklarımı buzdolabı poşetine koyarken genelde 150-200 adetlik yapraklar halinde saklıyorum. Bu şekilde 5-6 kişiye yetecek kadar sarma yaprağı çıkmaktadır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara kolay gelsin diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.